Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mikro makrame örgü tekniği ile bu şekilde baklava desenli yanında boncuklu bir model çalışacağız. Şöyle. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz arkadaşlar. 55 santim uzunluğunda 2 adet mumlu ipimiz. 60 santim uzunluğunda 4 adet mumlu ipimiz. 4 numara kristal boncuğumuz, makasımız, çakmağımız. Örme işlemine başlarken arkadaşlar 55 santim uzunluğundaki 2 adet ipimi uçlarını eşit bir şekilde tutuyorum. Buradan 15 santimi gelecek kadar ayarlıyorum, 15 santimden. Burada bir düğüm atıyorum. Şu şekilde mantar panımı tutturuyorum. Sıkı bir düğüm atıyorum. İplerimi sağa sola ayırdım. Burada sağdaki ipi sol elime alıp 2 düğüm atıyorum. 1 2. İpler sağ ve sol yönde ayrıldı. Soldaki ipin altından geçiriyorum. 2 tanesini sol taraf için, 2 tanesini de sağ taraf için kullanacağım. İpin altından geçirdim. Şöyle katın arasından geçiriyorum. Birinci düğümümü attım. İkinci düğümümü attım. Sıkıcana. Bunu aşağıya kaydırıyorum. Dibe doğru. İkinci ipimi alıyorum. Soldaki ipin altından yerleştiriyorum. İpin arasından geçiriyorum, bir düğüm atıyorum. Tekrardan geçirip düğüm atıyorum. Bu ipimi de aşağıya kaydırıyorum. İki taneyi buraya yerleştirdik. Sağ taraf için de aynı işlemi yapıyoruz. İpin altından yerleştiriyorum. Şu şekilde bir tane düğüm attım. İkinci düğümü atıyorum. Düğümler, ip uzantıları iç tarafta çıkacak şekilde düğümümü attım. Aşağıya kaydırıyorum ipimi. Tekrardan ipimi yerleştiriyorum altına. Bir düğümü attım. İkinci düğümü atıyorum. Ve bunu aşağıya kaydırıyorum. Arkadaşlar şu kısmı yaptık. Böyle içeriye doğru, sağ ve sol kanatlar içeriye doğru katlanılacak şekilde sol taraftaki ipi şu şekilde tutuyorum. Sabit. Alttaki iplere 2 tane ipi düğüm atacağım. Üstteki en soldaki ipimi içeriye doğru katladım. Bir tane düğümümü atıyorum. Tutuyorum şöyle şu şekilde. İkinci düğümümü de geçiriyorum. Onu bıraktım. Hemen yanındaki ipe geçiyorum. Şu şekilde ilk düğümümü atıyorum.
İkinci düğümümü de atıyorum. Bu kenarı bırakıyorum arkadaşlar burada. Şimdi diğer sağ taraf için yapacağız aynı işlemi. Sağ taraftaki ipi sol elime aldım. Sol tarafa doğru çektim. Hemen onun altındaki ipi aldım. İp uzantısı, kendimize bakacak şekilde düğümlerimizi atıyoruz burada. İlk düğümümü attım. İkinci düğümümü de atıyorum. Yanındaki ipe geçiyorum. Sol elimdeki ipim sabit. Düğümümü attım. 1 İkinci düğümü atıyorum. Burada sağ kenardaki ip sol elimde. İki tane düğüm atıyorum. 1 En dıştaki iplerime, en dıştaki sağda ve soldaki en dıştaki iplerime birer tane boncuk yerleştiriyorum. Dıştaki ipleri, boncuklarımızı yerleştirdik. Şimdi örme işlemini arkadaşlar, baklavayı böyle bu şekilde tamamladık yukarıda. Şimdi tekrardan açacağız. Yani bu ipleri böyle bu şekilde kullanacağız. Sol taraftaki ipim üstte, sol tarafa doğru meyil verdim. Altındaki ipi düğüm atacağım arkadaşlar. Şu şekilde düğüm atıyorum. İp uzantısı tekrardan iç tarafa gelecek şekilde. Birinci düğümümü attım. İkinci düğümümü atıyorum. Sıkı sıkı. Bu ip uzantısını bırakıyorum. Yanındaki ipe geçiyorum. Tekrardan iki düğüm atıyorum. 1 Sağa sola kaymasın diye ben burada iğneliyorum arkadaşlar. İlişlerimi. Bu 3 tane ip sol tarafa ait. Şimdi sağ tarafa geliyoruz. İçteki olan ipi sağ tarafa doğru meyil veriyorum. Öyle tutuyorum. Hemen altındaki ipi düğüm atacağım. Bu şekilde geçiriyorum. Düğümümü attım. İkinci düğümümü atacağım. Sıradaki ipe geldim. Birinci düğümümü attım. İkinci düğümümü atıyorum. İp uzantılarını hepsini kendi yönünde çekiştirelim. Şu şekilde sağda ve solda 3 tane ipimiz var. Şimdi arkadaşlar, sağdaki ve soldaki ipleri içe doğru meyil vereceğiz. Sol taraftaki ipi sağ tarafa doğru meyil veriyorum. Hemen onun altındaki ipi aldım. Bir düğüm attım. Sıkıştırdım. İkinci düğümü attım. Sıkıştırdım. İpi bırakıyorum. Hemen yanındaki ipe geçiyorum. Üst kattaki ipim sabit. Bir düğüm attım, sıkıştırdım. İkinci düğümümü atıyorum. Bu ipi bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi sağ tarafa geçiyoruz. Sağ taraftaki en dıştaki ipi sol elime alıyorum. Sola doğru meyil veriyorum. Hemen altındaki ipi düğüm atacağım. Şu şekilde ip uzantısı tekrardan
kendimize doğru çıkacak şekilde ilk düğümü attım. Tekrardan ikinci düğümü atıyorum. Düğüm attığım ipi bırakıyorum. Hemen yanındaki ipe geçiyorum. Bu ipim sol elimde sabit. Birinci düğümü attım. Tekrardan ikinci düğümü attım. Bu orta kısmı arkadaşlar. Sağ taraftaki ipi sol elime alıyorum. Şöyle. İki düğümde burada bunları birleştirerek sıkıştırıyorum. Şimdi sağ ve sol tarafa kristal boncuk takacağım arkadaşlar. Şurada modelimizi görelim. Şöyle. Sağ ve sol tarafa boncuklarımızı yerleştirdik. Şimdi baklavamızı dışarı doğru açacağız arkadaşlar şu şekilde. İçteki olan ipim sol elimde. Hemen onun altındaki ipe geçiyorum. İki sefer düğüm atıyorum sabit tuttuğum ipime. İp uzantısını bırakıyorum. Yanındaki ipe geçiyorum boncuklu olana. İki tane düğümde bunu atıyorum. Bir. İki. İp uzantılarını bırakıyorum arkadaşlar bu şekilde. Şimdi sağ tarafa geçiyorum. İç taraftaki ipimi sağ elimde tutuyorum sabit bir şekilde. Hemen onun yanındaki ipi alıyorum, düğüm atıyorum. Bir. İki. İp uzantısını bırakıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir. İki. Şu şekilde. Şimdi sağdaki soldaki ipleri bu şekilde birleştireceğiz. Sol taraftan başlıyorum. Sol taraftaki en baştaki ipimi sağ elimle tutuyorum. Hemen onun altındaki ipi düğüm atıyorum. Şu şekilde. Bir. İp uzantısını bırakıyorum. Hemen yanındakini alıyorum. Bir. İki. Bu ipi bırakıyorum sol tarafta. Sağ taraftaki en dıştaki ipi alıyorum sol elime. Hemen onun altındaki ipi düğüm atıyorum. Bir. İki. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir. İki. Orta kısımları birleştiriyorum. Sağ taraftaki ipim üst katta, sol elime alıyorum. Bir. Düğümümü attım. Şimdi sağ ve sol taraftaki iplerime boncuklarımı yerleştiriyorum. Bu işlemi arkadaşlar kristal boncuklarımız yanda 17 tane olana kadar yapıyoruz. Evet, son sıra kapanışımızı yapıyoruz arkadaşlar şimdi.
en soldaki ipi yine sağ tarafa doğru meyil vererek düğüm atacağız. 1 2 hemen yanındakine geçiyorum. 1 2 bu ipleri bırakıyorum. Sağ tarafa geçiyorum. Sol elimi alıyorum. Hemen altındaki ipi düğüm atıyorum. 1 2 yanındakine geçtim. 1 2 düğüm attım. Bu ortadaki ipi de birleştiriyorum. 1 2 Şimdi şuradaki ortadaki kalan ipimize de arkadaşlar şöyle bir düğüm atıyoruz. Ve doğru sıkıştıracak bir şekilde ipi de yandan çıkardım arka kısmı. Şimdi kenardaki balıkları geriye asıldım. Çabuk yardımcı yıkıyoruz. Diğer kenar için de aynı işlemi yapacağız. Daha sonra asansör işlemine geçeceğiz. Birincisi tamamladık. Şimdi asansör kısmına geçiyoruz. Şu şekilde 15 cm uzunluğundaki ipi alıyorum. Ortasını buluyorum. D yapıyorum. Arkadaşlar. Bu şekilde. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.